Merhaba arkadaşlar. Bugün Limak analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sıfırdan borsa eğitim setimiz için ya da WhatsApp danışmanlık grubumuz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'ta sığ olan hisseleri, teknik kırılımı gelmiş, pozitif trendteki hisseleri takip ediyoruz. Instagram'da paylaşamıyorum çünkü ciddi bir takipçi oranı var ve manipülasyon açık oluyor. Bu sebeple WhatsApp üzerinden kırılımları takip ediyoruz. Katılmak için bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi endekste arkadaşlar bugün güzel bir tepki çıkışı oldu. Dün 10.150 seviyesindeki 9 günlük ortalama desteği kırılırsa kısa vade için dikkatli olunması gerektiğini söylemiştim. Bugün 10.150 üzerinde kapanış geldi. Bu son mum, güzel bir mum ama ortada kalan kararsız bir mum. Bu hareketin devamlılığı için mutlaka 10.300 üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor ki dirençler geçilsin ve artık güzel mumlar geldi diyebilelim. Yukarı yönlü hareket başlasın. Bu sebeple 10.300 seviyesi çok önemlidir. Bu seviyeye geçilmeden rehavete kapılmamak gerekir. 10.300 geçildikten sonra, yani bu seviye üzerinde kapanış olduktan sonra artık bir tık daha rahatlayabiliriz. Asıl geçilmesi gereken tepe direnci 10.385 seviyelerinde bulunuyor. Zaten bu tepe direncine geldiğinde de yine günlük kısa vadeli olarak takip etmek gerekecek. Şimdi Limak Çimento çok kez soruldu. Şimdi bu yeni arz olduğu için arkadaşlar grafik anlamında yorumlanabilecek çok bir grafik geçmişi yok. Bu tarz grafiklerde sadece tahmin yürütülebilir. Şimdi halka arz olduktan sonra işte 18 liralardan 42 liralara kadar sert tavan tavan gidip sonrasında teknik düzeltmeye girdi. Şu an için zirvesinden yaklaşık olarak baktığımızda yaklaşık %44 aşağıda. Şimdi bu tarz grafiklerde arkadaşlar genelde yatayda çanak ya da yine dikine bir çıkış gelerek bir formasyon süreci yaşanıyor ya da dip kısımda oyalıyor. Uzunca süre oyalıyor. Oyaladıktan sonra burada bir toba oluşturup tekrardan yukarı yönlü hareket başlıyor. Buna benzer bir grafik Hatsan'da da mevcuttu. Hatsan'da da sert bir şekilde tavan tavan gittikten sonra bir geri çekilme yaşandı. Geri çekilmeden sonra bakalım zirvesinden ne kadar düşmüştü Hatsan. Yaklaşık aynı oranda düşmüş arkadaşlar. Yani bu kadar tesadüf olur. %44 düşmüş. Sonrasında yukarı yönlü dikine bir tepki çıkışı geldi. Tepki çıkışında eski zirve görülmedi ama bakın eski zirve burası. Tepki çıkışı yaptığı bölge bakın zirve seviyesi Hatsan'ın 83'tü. Tekrardan tepki çıkışı yaptığı bölgede 77. Yani zirvesine gelecek diye beklememek gerekiyor. Buradan da bu dersi çıkarabiliriz. Sonrasında tekrardan dibe doğru düşüş geldi. Ve burada güzel bir çanak oluşturup Hatsan yukarı yönlü eski zirvesinde geçerek güzel bir çıkış yaptı. Burada toplayanlar güzel paralar kazandı. Tekrardan şu an tabi düzeltme aşamasında bir yükselen trend kırılmış. Şu an durum kısa vadeli, tekniği zayıf. Şimdi Limak grafiğinde de benzer bir durum olur mu? Olma ihtimali yüksek. Ancak kesin olarak olur diyemeyiz. Çünkü burada yatayda eğer ki bu şirket yani tahtacıların yönettiği bir şirketse ki sığ hisselerin çoğu bu şekilde yönetiliyor. Yatayda oyalıyor, dökmeye çalışıyorlar. Yüklü alım yapan kişiler varsa bu yatırımcılara para kazandırmıyorlar ve uzunca süreler formasyon sürecini dip seviyelerde yapıyor. Teknik olarak baktığımızda 4 saat diye alalım kısa vadeye. Bu hisse ne zaman toparlar? Öncelikle geçilmesi gereken önemli bir direnç var. 4 saatlik periyottaki EMA 9 23 24 TL diyebiliriz. Yani öncelikle 24 TL direncinin bir kere kırılması gerekiyor ki bir en azından tepki çıkışı başladı diyebilelim. Ondan sonra arkadaşlar en önemli benim için gördüğüm en önemli ortalama EMA 21 ortalamasıdır. O da şu an için 24-76 seviyelerinde. Yukarı yönlü hareket başladığında EMA 21'de 25 TL seviyelerine kadar tırmanacak. 25 TL kırılırsa ve 25 TL üzerinde kapanışlar gelirse pozitif olma ihtimali yüksek. Tabi tekrardan EMA 21 altına kırdığında stoplamak gerekir. Çünkü daha öncesinde bu tarz tuzaklar yaşanmış. EMA 21'in üzerine kırıldıktan sonra güzel bir mumla, hatta tavan mumuyla tekrardan geri çekilmiş. Bizim için referans noktası EMA 21'dir. 25 TL kırılırsa
kısa vadeli teknik olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Kısa vadede bu seviye üzerine çıkmadığı sürece çok da büyük para bağlamamak gerekir. Ben şahsen bağlamam. Sizin risk toleransınıza bağlı tamamen. Ancak teknik bu, durum bu. Şu an için teknik negatif trendde, zayıf. Ancak zirvesinden %44 düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Artık buralarda bir dip oluşturup dediğim gibi formasyona yukarı yönlü tobo ya da bir çanak şeklinde devam etme potansiyeli var. Bu bir günlük, üç günlük, bir haftalık mesele değil. Hani olabilir ancak bence en azından 1-2 ay, 3 ay bu süreçte formasyon sürecini görebiliriz. Zararda olan arkadaşlar varsa da hani sabırla artık tutmaları gerekir ki %44 zarar, ciddi bir zarar. Artık son kararı arkadaşlar yatırımcının kendisi verecek. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.